Merhaba sevgili gençler ve üniversite adayları. Ben tarih öğretmeni Fatih Akçe. Yükseköğretim Kurumları sınavının tarih soruları ile ilgili bilgilendirme yapmak üzere sizlerin karşısındayım. Yükseköğretim Kurumları sınavının tüm oturumlarında tarih dersinden soru çıkmaktadır. Temel yeterlilik sınavında 5 soru çıkarken tarih dersinden, alan yeterlilik sınavından, sosyal bilimler 1 testinden 10 soru, sosyal bilimler 2 testinden 11 soru çıkmaktadır. Temel yeterlilik testindeki tüm tarih sorularından sınava girecek olan tüm adaylar sorumludur. Sosyal bilimler testinin 1. bölümünde 10 adet sorusu eşit ağırlık ve sözel puan türlerinden tercih yapan adaylar tarafından çözülmelidir. Yine sosyal bilimler testinin 2. bölümündeki 11 tarih sorusu sözel alandan tercih yapacak adaylar tarafından çözülmelidir. Yükseköğretim Kurumları sınavının tüm soruları çoktan seçmeli soru olarak değerlendirilmektedir. Bununla beraber temel yeterlilik testinde daha çok paragraf üzerinden yorum soruları sorulurken, alan yeterlilik sınavında daha çok bilgiyi ölçen sorular sorulmaktadır. Temel yeterlilik testinde tarih sorusu olarak çıkacak bazı soruların coğrafya ve edebiyat dersi gibi diğer sosyal bilimli alanlarındaki kazanımlarla da ilişkili olduğu zaman zaman görülmektedir. Örnek olarak 2018 TYT sınavının temel yeterlilik sınavının 3. sorusundaki harita ile ilgili olan soru hem tarih hem de coğrafya derslerinin kazanımları üzerinden rahatlıkla çözülebilir. Alan yeterlilik sınavında tarih soruları daha fazla bilgi ve dikkat içermektedir. Örnek soruda görüldüğü gibi. Temel yeterlilik sınavında soruyu doğru okumak sizi daha rahatlıkla doğru şıkka götürebilir. Öncelikle öncüllü sorularda sorunun giriş kısmını ve ardından soru kısmını okuyarak öncülleri okursak doğru şıkka kolaylıkla varabiliriz. Öncüllerde bulunan kesinlikle, yalnız, sadece, tek başına gibi ifadeler çok iddialı oldukları için genellikle ulaşılamaz olarak değerlendirilir. Bu tür sorularda emin olduğumuz öncülün olmadığı seçenekleri eleyerek soruyu daha az şıklı duruma getirebiliriz. Yine temel yeterlilik testi içerisinde yer alan yalnız, bu bilgilere göre, bu duruma göre gibi ifadeler paragrafın sınırlarını belirlemektedir. Bu tür sorularda paragraf dışındaki bilgilerin genellikle soru çözümüne eklenmemesi gerekir. Yükseköğretim Kurumları sınavlarının tarih sorularına kavram bilgisine sahip olmak oldukça önemlidir. Bu tür test sorularını çözmek için kavramların hangi alanlarda olduğunu bilmek oldukça işe yarar. Artı ürün tabirinin ekonomiyle ilgili olduğunu, monarşi tabirinin siyasi alanla ilgili olduğunu, dikey hareketlilik tabirinin sosyal alanla ilgili olduğunu ve merkezi otorite gibi bir kavramın siyasi alanda olduğunu bilmek soruyu daha kolay çözüm noktasına getirir. Yine tarih sorularındaki kavramların ilgili olduğu alanları bilmek kadar bu kavramların hangi döneme ait olduğunu ve hangi sınıf düzeyine ait olduğunu bilmek de cevabı seçeneklerde var olan bir çoktan seçmeli test sorusunu çözmek için oldukça işimizi kolaylaştırıcı olur. Örnek vermek gerekirse dirlik ya da tımar sisteminin Osmanlı Devleti ile ilgili olduğunu, iktidar kavramının Büyük Selçuklu Devleti ile ilgili olduğunu bilmek soruyu daha kolay ve daha anlaşılır hale getirebilir. Yine ıslahat kavramının 17, 18 ve 19. yüzyıl Osmanlı Devleti için olduğunu bilmek, Cumhuriyet Türkiye'si için inkılap kavramının ilgisini kurmak gibi. Sınav öncesi tarih ders tekrarları yaparken kavramları ayrı bir yazıya yazarak da çalışmak, kavramın zihinde daha fazla kalıcı olmasına ve sınav anında da kolaylıkla getirilebilmesine neden olur.
alan yeterlilik sınavında tarih soruları zaman zaman kronolojik beceriyi ölçmeye de yöneliktir. Sınav öncesi ders tekrarlarında ders kitaplarında bulunan zaman şeridi cetvellerini gözden geçirmek sınav öncesi sorulara yaklaşımda daha kolaylaştırıcı bir rol oynayacaktır. Bazı tarih sorularında verilen kavramların hangi dile ve hangi döneme ait olduğunu bilmek de soru ile ilgili bize oldukça büyük ipuçları verebilmektedir. Örnek olmak gerekirse 2018 alan yeterlilik sınavının sosyal bilimler testinin 28. sorusundaki Arslan Han, Buğra Han gibi ünvanların Türkçe olduklarını bilmek bu sorunun doğru şıkkı olan Göktürklere bizi çok daha kolay götürebilmektedir. Yine bazı tarih sorularının iç yahut dış mesele ile ilgili olduğunun gruplanması sorunun çözümünü daha kolay hale getirir. 2019 yılının alan yeterlilik sınavına ait sosyal bilimler testinin 27. sorusundaki Mute Savaşı'nın bir dış gelişme olduğunu bilmek sorunun çözümü için çok daha kolaylaştırıcı bir rol oynamaktadır. Sevgili öğrenciler, Yükseköğretim Kurumu sınavlarında tarih dersinden çıkabilecek olan sorularla ilgili ipuçları vermeye çalıştık. Sizlere gireceğiniz Yükseköğretim Kurumu sınavlarında başarılar dilerim.